Hocam şöyle ya. Evet, ne yapalım? 2006. Yani şimdi zabıta da başlı başına ayrı bir ihtisas gerektiren yine bir meslek falan. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 2019 yılı içerisinde turizm zabıta ekibini de kurma kararı aldı. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımızın direktifleri doğrultusunda ordu 3 ay değil 12 ay turizmden yararlanan, turizmle iç içe olan bir şehir olma vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu bağlamda da Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde turizm zabıtası ekibimizi oluşturduk. Yine bu bağlamda zabıtalarımızın turistlerimizle olan ilişkilerinde dil sorununun çözülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Ordu Valiliği bünyesinde Ordu Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Ordu Halk Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokoller kapsamında uzman öğretmenlerimiz yönetiminde 3 aylık bir sürede turizm zabıtalarımızdan 12 kişi, 12 personelimiz 3 aylık süreçte 120 saat bir eğitimden geçtiler. İngilizce eğitiminden ve öğreniminden geçtiler. Ve bunun sonucunda da yapılan sınavlarda başarılı olarak hepsi sertifikalarını almaya hak kazandılar. Ordu Büyükşehir Belediyesi bundan sonra Ordu'ya gelen turistlerimizle olan ilişkilerde dil sorunu yaşamadan onların ihtiyaçlarını karşılama bağlamında daha başarılı, daha verimli bir şekilde turistlerimizi karşılayacağız ve turistlerimizin Ordu'da konaklamalarından mutlu bir şekilde bulunmalarını sağlamış olacağız. Ordu Valiliğimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze, tabii ki bize bu fırsatı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ordu halkına ve Ordu turizmine bu çalışmanın hayırlı olmasını, başarılı olmasını diliyorum. İngilizce öğrenmek istediklerine dair ve turistlerle rahat iletişime geçmek istediklerine dair bizden talep istediler. Bir turiste en azından yer yön olarak da basit şekilde iletişime geçmeyi arkadaşlarımız oturttu, kavradı. Genel anlamıyla gravürün en basit seviyesini oluşturduk ki lisede şu an mesela hani çoğu arkadaşlarımız lise bilgisiyle buradalardı. Ancak üzerinden çok zaman geçmiş, dil öğrenmek biliyorsunuz ki araya zaman verince mesela bıraktığınızda dil öğrenmek kendiniz köreliyorsunuz. Onlarda da böyle bir körelme olmuştu, tekrardan biz dilleri canlandırdık. Buraya büyük gayret sarf ederek geldiler. Çalışma tempoları biraz fazlasıyla yoğun. Mesaiden sonra hani gelip fazlasıyla yetişmeye çalıştılar. Ellerinden geleni yaptılar. Güzel bir süreç geçirdim ben kendi adıma. Sonuçta hani en azından öğrendiklerini görmek beni mutlu ediyor. Çünkü en azından bir şeyler başardık kendi çapımızda. Güzel oldu. Bundan sonra da kendileri devam edecekler. Bırakmayacaklar. Çünkü dil öğrenmek aynı enstrüman çalmak gibi. 10 gün tekrar etmezseniz 10 yıl geriye gidiyorsunuz. O yüzden kendi günlük hayatlarında bunu bırakmayacaklar. Bunun haricinde ben genelde